Sevgili gençler, İngiltere'de hukuk okumak istiyorsanız, giriş koşullarını da sağlayacaksanız ya da sağlıyorsanız, gelin bunların kriterleri nedir, süre nedir, ne kadar vakit ayıracaksınız sevgili Gülçin de bunların altını bir daha şöyle sizler için anlatmaya çalışalım. Bir daha altını şöyle bir çizelim istiyorum evet. Ben. Çünkü hukuk güzel bir alan. Uluslararası öğrencilere de kapılarını açıyor. Çünkü her bölüm biliyorsunuz uluslararası öğrenciye kapılarını açmıyor. Her üniversite açmıyor. Bu alanda hukukla ilgili üniversitelere giriş sağlatabiliyorsunuz İngiltere'de. Eğitim vizesiyle geçiş yapıyorsunuz. Şart ne? 3 yıl mı Gülçin? Hukukta 3 yıl mı okuyor genç? Hukuk 3 yıl ama bir de foundation'ımız var tabii. Ya foundation artık hani bunu İngiltere Birleşik Krallık'taki çoğu ülke için lütfen kafanıza yazın. Eğer Türkiye'de devlet okullarından mezunsanız, herhangi bir düz kolejden mezunsanız, IB almadıysanız foundation şart. Yükümlülüğünüz var, bu önemli. Foundation'da olduğunu düşünerekten 4 yıllık bir programdan bahsediyoruz size. Hukuk okumak isterseniz. Tabii dili hiç saymıyoruz bile. Dil zaten olacak. Hem de yetkinliği güçlü ve değeri de yüksek olacak. Evet. Minimum mesela IELTS'te ne isteyebilir? Şimdi şöyle söyleyeyim. Foundation programlarında 5 ile bile kabul edebiliyorlar. Hatta böyle foundation'ı bir dönem uzatıp 4,5 ile bile alan var. Ama üniversiteye geçiş aşamasında işte hukuk gibi, tıp gibi dil yeterliliğinin çok iyi olması gereken bölümlerde bazen üniversite kendi sınavını ya da tekrar IELTS almayı isteyebiliyor. Yani IELTS 6,5-7'ye ihtiyacınız var lisansın başına geçtiğinizde diyelim. Ya zaten oradayken biraz daha hızlı bir şekilde çözersiniz bu işi ama foundation'ı da orada alacağınıza göre biraz bu işe emek vermek lazım. Dil yoğun bir dil ve akademik bir dili gerektirecek. Hukuk lütfen buna hazırlıklı olun. Yani hayaliniz, hedefiniz buysa planlamanızı ona göre yapın. Bütçe? 10.000 sterlin diyelim yıllık. Minimum. Başlangıç için. Bu tabii sadece eğitim bedelleridir gençler. Tekrar hatırlatıyoruz. Eğitim, bunun içerisinde konaklama olmaz. Okul size yeri söyleyebilir. Şurada kalabilirsiniz der. Bizim barınma imkanlarımız bunlar der. Seçeneklerini türetebilir ama karar sizin. Bunların hiçbirinin içerisinde fiyatlar belirlenirken konaklamayı içerisine dahil etmez. Vizeyi dahil etmez, uçağa dahil etmez. Bunlar tamamen sizin yükümlülüğünüzde olan şeylerdir. Ama hukukun yıllık maliyeti minimum 10.000 pound, 10.000 sterlinden başlıyor diyebiliriz. Üniversiteye göre değişir mi? Tabii ki. Yani siz tutup işte Queen Mary'de hukuk yapmak istiyorsanız ona göre 17-18 bin lira da çıkabilir. Queen Mary'e girmek kolay mı? Değil. Yani biraz öğrencinin durumuna da bağlı, not ortalamasına bağlı, foundation'ı iyi şekilde bitirmesine bağlı. Ama hiçbir şey imkansız değil. Yani bu 2-2 daha 4 hiçbir şey imkansız değil. Çalışma, azimle her şey başarılabilir. Yeter ki aileler size birazcık o bütçeyi sağlatabilecek bir yapı olsun. Çünkü çok üzgünüz. Bununla ilgili çok sorular aldığımız için bu bütçeyi tekrar hatırlatmak istiyoruz. İngiltere'de okuyan İngiltere vatandaşına bile üniversite ücretli sevgili arkadaşlar. Yani tamam krediler falan sonuçta burslar sağlatıyorlar ama kendi vatandaşı bile ücretli okuyorsa siz kilometrelerce uzak vatandaşı olmayan bir ülkeye eğitim almaya gidiyorsunuz. Dolayısıyla bu sizden para alması hiçten yani normal çok, bir evet. Şey. Hani bunların altını tekrar ifade etmeye çalışıyorum ki sorular bu anlamda çok geldiği için. Bir de başlangıcı da çok önemli veriyorum ben. Ne zaman start veriyor okul? Eylül. İngiltere'nin eğitim sistemi hep böyle mi? Genel olarak yani okula ve programa bağlı olarak Ocak başlangıcı verenler de var ama yani %100 vardır diye baktığınız zaman Eylül. Hukuk okurken bir öğrenci işte staja gidebilir mi, çalışabilir mi? Böyle hakları da var mı? İngiltere öğrenci vizesine eğitim sırasında part-time çalışma izni veriyor. Hı hı. Staj bulma imkanı konusunda hani biraz öğrencinin de çaba sarf etmesi lazım. Biraz gayret. Kendinizin çabalamasıyla. Mesela Kanada bununla ilgili imkanlar sağlıyorken İngiltere'de birazcık burada sizin bireysel çabanızda
önemli olacak sevgili gençler. Bize info@yurtdışieğitim.net'ten ulaşabilirsiniz. Hukukla ilgili sorularınız varsa, lisansı özellikle İngiltere'de okumak istiyorsanız, İngiltere'de hangi üniversite hukuk için çok iyidir diyorsanız, bana hangisi uyar, danışmanlık yapar mısınız diye soruyorsanız yazın lütfen. Bekliyoruz. Hoşçakalın. Ben bitirmeden yine bir şey ekleyebilirim. Bana en çok gelen konu. Ben İngiltere'de hukuk lisansı yaptığımda Türkiye'de avukatlık yapabilir. Fakat şöyle bir şey var. Türkiye'de avukatlık yapabilmeniz için Türk hukuk sistemine ait olan dersleri almış olmanız gerekiyor. İngiltere'de okuduğunuzda da haliyle bu dersleri alamıyorsunuz. Bu noktada nasıl bir çözüm bulunuyor? Öğrenciler İngiltere'den mezun olduktan sonra Türkiye'deki hukuk fakültelerine başvuruda bulunuyorlar. Hepsine başvurabilirsiniz, hangisini istiyorsanız. Yani artık iyi bir yer olsun, şu okulu istiyorum illa mı diyorsunuz, yoksa işte evim X şehrinde, o şehirde oturayım, oradaki okulda devam edeyim mi diyorsunuz, artık o size kalmış. Oradaki not ortalamanızla başvuruda bulunuyorsunuz. Toplam 7 ders, 21 kredilik fark dersi çıkıyor. Yaklaşık 1 yıl sürüyor. Önce onları alıyorsunuz, sonra da zorunlu avukatlık stajınızı yapıyorsunuz. Ondan sonra Türkiye'de avukat oluyorsunuz. Bilginiz olsun. Evet, eğer bu konuyla ilgili sorularınız varsa da Gülçin Hanım'a iletiyorsunuz. Evet. Kapatıyorum. Tamam. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.